Bugüne kadar bir kısım medyanın Diyarbakır'la ilgili menfi algılamalar oluşturmasına rağmen bu şehir, kadim şehir, mürşid şehir ve beşik şehir olarak bütün dünyaya kendini haykırmaya devam ediyor. Diyarbakır, insanlığın var olduğu damarlardan biri olduğu gibi medeniyetlerin harmanlandığı bir şehir. Diyarbakır bir aşk şehri. Diyarbakır fiziki olarak uçaktan da görüldüğü üzere bir kalp şehridir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki peygamberi Elyasa ve Zülkifli aleyhisselam'ı sinesinde barındırır. Hazreti Peygamber aleyhisselam'ın vefatından sadece 7 yıl sonra kapılarına tevhide açan Diyarbakır, gönül coğrafyamızın ilgilerini ve rehberliğini de dile getirir. Değerli meslektaşlarım, bilindiği gibi İslam medeniyetinin yayılmaya başladığı dönemden itibaren bereketli Hilal bölgesi çok önem arz etmiştir. Bu bakımdan bereketli Hilal'in içine giren bu topraklar daha İslam tarihinin ilk yıllarından itibaren medeniyetin, İslam medeniyetinin, medeniyetimizin bir parçası olmuştur. Bu bakımdan bu medeniyetin köklerinin ya İslam tarihi açısından ilk devirde hele klasik İslam tarihçilerinin anlayışına göre Hazreti Adem'den beri gelen dönemi yine biz burada buluyoruz ve görüyoruz. İşte İslam Tarihçileri Koordinasyon Toplantısının yapılmasına ev sahipliği yapmak üzere Diyarbakır söz konusu olunca Sayın Valimizin arzu ve direktiflerini de dikkate alarak burada bir mini sempozyum yapmaya karar verdik. Bu sempozyuma öncelikle burada makamları bulunan, metfun bulunan peygamberlerden başlayıp Nebiler şehri olarak sadece Urfa'yı değil Diyarbakır'ı da bunların arasında saymayı ve bununla ilgili bildirileri konu aldık. Mücevher şehir, kadim şehir, rahmet ışıklarının Anadolu topraklarına saçıldığı ilk şehir olan Diyarbakır'da İslam medeniyetinin, İslam tarihinin, İslam tarihçilerinin buluşturduğu böyle bir sempozyumda Diyarbakır'da olmaktan, Diyarbakır'daki bu gelişmeleri, tarihi kayıtları, değerli ilim adamlarımızın görüşlerinden bir kez daha dinlemekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek özellikle dışarıdan gelen bütün misafirlerimize, başta Sayın Bakanımız olmak üzere hepsine hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Peygamberler Diyarı Diyarbakır. Böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapacak bir şehir varsa ilk sırada Diyarbakır'ın olması gerekiyor idi. Hem İlim Yerma Cemiyeti Başkanımızın üstün gayreti, İslam Tarihçileri Derneği Başkanımızın uzun zamandan beri karşılıklı görüşlerimiz sonrası bugüne planlanan bu sempozyumda çok güzel konuların ele alınacağını ve bu mücevher şehrin bilinmeyen yönlerinin bir kez daha gün yüzüne çıkacağını ve bu şehrin üzerindeki sis bulutlarının, külün ve görünmezliği oluşturan bulutların ortadan kalkmasına çok önemli bir katkı vereceğini düşünüyorum. Diyarbakır gerçekten bir kadim şehir ve geçmişte bu coğrafya için çok güzel işler üstlenmiş. 639'lu yıllarda ilk defa rahmet kapıları buradan Anadolu'ya açılmış ve Eylül'de metfun iki peygamberimiz Hazreti Zülkifli ve Hazreti Elyasa'nın başta olmak üzere bölgemizdeki yaşayan, zamanında yaşamış ve şu an metfun nebilerin, sahabelerin ve İslam alimlerinin anısına bu semtozunun çok önemli olduğunu ve buna çok değer verdiğimizi belirterek 33 medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır'ın 13 asırlık Dicle Nehri kıyısındaki kesintisiz yaşamının kadim kökten aldığı ilkelerle, umdelerle bundan sonra da devam edeceğini ve geçmişteki bu güzellikleri yeniden yaşayacağından hiçbir şüphemiz olmadığını belirtiyor ve sizleri bu vesileyle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim.